hiçbir sorun da olmuyor. Yani çok yüksek bir nüfus Hristiyan, çok yüksek bir nüfus da Müslüman. Ama halk bunu özümsemiş. Fakat bu birdenbire karşılarına çıksaydı, böyle yani kalabalık bir Hristiyan kitle, Müslümanlar çok tedirgin olabilirdi. Ya Hristiyanların karşısına öyle bir Müslüman kitle çıkarılsaydı çok tedirgin olabilirlerdi. Demek ki ılımlı bir alıştırma, seveceğin bir alıştırma ve samimi güvence çok önemli. Yalnız hocam biz Evet. şey bahsediyoruz yani %99'u Müslüman bir ülke Evet. olarak yani başörtü meselesi o kadar şey gündemde kalmaması gerekiyor. Yani özellikle Evet. yani halk arasında böyle bir çatışma sürüleceğini siz düşünüyor musunuz yani? Hani Başörtülü kızlar kime böyle bir yani iddialar vardı. Bu tarafa evet. çekmeye Evet. çalışıyorlar. Evet. Başörtülü kız çocuklarından sık sık röportaj yapıyorlar. Sık sık konuşuyorlar. Herkes halk da bilir. Mahallelerinde bilir. Okullarında bilir. Bunlar çok efendi çocuklar. Utangaç, terbiyeli. Mesela olay çıktı, gürültü çıktı. Çocuklar çekindikleri için gitmiyorlar okula, başörtülü kızlar. Gidemiyorlar. Yani bunlar öyle tehlikeli, insanlar tedirgin edecek insanlar değil. Son derece mazlum, sevecen, terbiyeli, kendi halinde. Efendi çocuklar bunlar. Yani öyle baskı yapacak, milleti tedirgin edecek, rahatsız edecek bir şey değil. Zaten her zaman dindarların belirli bir sayısı olur. Her zaman, her toplumda. Dine inanmayanlar da olur. Bu çok makuldür. Ya dine inanmayanlara da saygı duyuluyorsa, dine inanıp ona göre kıyafet giyenlere de saygı duyulması lazım. Evet. Bu devayla beraber Avrupa Birliği, Avrupa'dan gelen açıklamalara baktığımızda hep AK Parti'yi destekliyor. Evet. Aynı zamanda böyle bir dava açılırsa, devam ederse Türkiye'nin Avrupa Birliği şey yani bir üye olmasını engelleyebilir diye şeyde. Sizce Avrupa'dan gelen açıklamalar ne kadar samimidir bu? Evet, çok önemli bu. Özellikle Avrupa Birliği'nin tavrını Türkiye'ye karşı. Evet. Şimdi Türkiye'nin bir Avrupa Birliği ideali olması çok iyi. Demokrasiye dönüş açısından çok iyi. Ama Avrupa Birliği'ne Türkiye hiçbir şekilde almazlar, onu söyleyeyim. Ama Avrupa Birliği'nin demokrasi anlayışını bir ideal edinmek ve ona doğru yürümek çok iyi. Ve güzel. Ama Avrupa Birliği AKP'nin kapatılmasıyla ilgili reaksiyonları timsahın gözyaşları gibi bir şey. Çünkü AKP'nin başörtüsüyle ilgili düşüncesine Avrupa Birliği şiddetle karşı. Yani çok şiddetle karşı. Dolayısıyla da kapanmasını da isterler gibi görünüyor yani şu an. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istemeyen bir Avrupa Birliği neden AKP'nin kapatılmasına rahatsız olsun? Yani onlar hiçbir şekilde ilgilendirmez. Ama kamuoyuna, dünyaya bir şov yapıyorlar. Yani demokrasi şovu yapıyorlar. Fikir özgürlüğü şovu yapıyorlar. Halbuki eğer öyle bir düşünceleri olsaydı başörtüsünün demokratik bir hak olduğunu söyleyip olayı neticelendirebilirlerdi. Bunu söyleyemediler ve söylemediler. Söylemezlerdi. Çünkü kesinlikle karşılar. Din Avrupa Birliği için karşı olunacak bir sistemdir. Yani Avrupa Birliği'nin özelliği bu. Her türlü dine karşılar. Hem Yahudilik, hem Müslümanlık, hem Hristiyanlık. Dinin dünyadan kalkmasını isteyen bir sistem. O yüzden böyle bir açıklama tabii ki samimiyetsiz. Ben azınlık meselesine gelmek istiyorum. Özellikle son günlerde ya da son zamanlar Kürtler dışında şimdi Alevi cemaati sesleri çıkartmaya başladılar ya da duyurmaya çalışıyorlar. Daha önce bir kimlik meselesi vardı. Kimlik sorunu vardı. Şu anda taraflar şeyler. Bu tarafları nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle yani Türkiye'de yaşayan burada bir müzeyik halk olarak da müzik. Bakınız bir Alevisi var, bir Arabi var, bir şey var. Alevi cemaatinden gelen talepleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şey olarak. Alevilik öyle yatsınacak, karşı olunacak bir sistem değil. O da bir İslam mezhebidir. Ve kendi içinde kucaklayıcı olma, mesela bir Alevi bir mahallede saygı duyularak karşılanmalı. Ona saygı gösterilmeli. Onun, yani bu bir lütuf değil yalnız, lütuf olarak değil. Yani hak ettiği için.
Alevi vatandaşların özgürlüğüne, ibadet özgürlüğüne, yaşam özgürlüğüne hem destek olunmalı hem saygı duyulmalı. Bunu yaşadığında hiçbir sorun olmaz bir Alevi için. Aynı şekilde Kürt vatandaşlarımız için de böyle. Kürtler genelinde çok dindar, çok efendi insanlardır, çok mazlum, son derece saygılı insanlardır. Anadolu insanı genelinde bu vardır. Misafirperverlikleri, sevecenlikleri herkesin malumudur. Gitsin herhangi bir insan, gidip baksınlar. Hı. Çok farklı Avrupa insanından Kürt vatandaşlarımız. Ama ben tabii Kürt, Türk, Laz böyle bir karışım görmüyorum. Sadece bir Türk milleti vardır. Benim çocukluğumda böyle bir şey hiç bilinmezdi. Biz böyle ez kaza duyardık bir insanın kökeninin Kürt olduğunu ve bizi hiç ilgilendirmezdi. Bu sistem yine geçerli. Kürt de olsa, Laz da olsa, şu da olsa, bu da olsa, Çerkez de olsa bunların hepsi ben Türk'üm dedikten sonra, Türkçe konuştuktan sonra Türk vatandaşıdır, birinci sınıf vatandaştır. Birlikte bereket vardır, birlik olmalı, bölünmede uğursuzluk vardır. Bölünme kötü bir şeydir. Bölünme güçsüzlük getirir, acı getirir, azap getirir. Kürt kardeşlerimizin de bunu istememesi lazım. Yani eğer kökenine biraz daha inerse o zaman Sümerlere gidecek, Hititlere gidecek. Yani Hitit birliği mi olacak o zaman, Sümer birliği mi olacak? En sonuna giderse Hazreti Adem'e gidecek. Demek hepimiz kardeşiz. Peki siz haklı mı buluyorsunuz? Efendim? Haklı mı buluyorsunuz talep, yapılan talaplarla yani Alevilerin cem evleri ilgili? Tabii ki, tabii ki yani cem evleri, ibadethaneler istediği gibi yaşasınlar, istediklerini okusunlar. Yani baskı insana saygıya uymaz. Yani cem evi açsın insan, mesela yine Allah'ı anıyorlar, ne güzel. Orada da yine Hazreti Ali'nin sevgisinden bahsediyorlar. Bir arada sohbet ediyorlar. Yani dinsizliği, imansızlığı konuşmuyorlar ki. Allah'tan, dinden, imandan, peygamberden, peygamberimizin neslinden, 12 imamdan ki canımızın en güzel... Siz o operasyon verdiği mesajlar nelerdir? Ve gerçekten arkasında böyle gizli kalan gündem var mı? Türkiye, Amerika arkasında. Ben kendi fikirlerimi söyleyeyim. Yani bana kalsa ne yapardım gibi söyleyeyim. Ben sizin şeyler fikriniz olarak da söylüyorum şu olarak. Bana kalsa o helikopterlerle kitap atarım bölgeye. Dergiler atarım. Yani indiririm daha Türkçesi. Halka dağıtırım. Halkın okumasını sağlarım. Onlara sevgi sunarım. Çocuklara, insanlara yiyecek dağıtırım bol bol. Kıyafet dağıtırım. Onlara ne kadar saygı duyduğumu anlatırım. Yine uçaklardan yine kitap atarım, yiyecek atarım. Ama bütün bunlara rağmen saldıran ve kan döken, kan dökmeye azmetmiş insanlar varsa devlet kendini korur tabii yani. İnsan kendini korur. Nefsi müdafaa yani. Nefsi müdafaa haktır. Yani öldürecek seni adam. Kendini savunacaksın. Ben bu anlamda olan bir askeri operasyonu makul görürüm tabii ki. Herhangi bir verdiği bir mesaj görmüyorsunuz. Yok yani. Türkiye iyi niyetlidir. Yani genelde bizim ordumuz da çok iyi niyetli, mazlum bir ordudur. Yani böyle efendi, terbiyeli bir ordudur. Böyle karanlık işler, karmaşık planlar, ondan bundan işte düzen yapma falan, onu bizim ordumuz bilmez. Yani çok çok efendi insanlardır askerler. Üst düzey komutanlar da öyle. Çok nezih insanlardır. Evet. Biliyorsunuz bugünlerde işte İran işgalinin 5. yıl dönümü evet. Şey olarak. Türkiye bu tezkereyle yani reddedilmesiyle sizce 5 yıl sonra haklı mıdır? Reddedilmesi, tezkerenin reddedilmesi. Ya tabii gönül isterdi ki öyle o kadar kan dökülmeseydi, o kadar olay olmasaydı. Saddam'a o zamanlar ben Milli Gazete'de mektup yazmıştım. Milli Gazete'de yazı da çıkmıştı. Dedim ki bak sen çoluğunu çocuğunu al, kendin de beraber gelin bir İslam ülkesine yerleşin. Olay çıkmasın. Bırak bir başka hükümete burayı. Can güvenliğin de sağlansın. Mal güvenliğin de sağlansın. Ailene de kimse dokunmasın. Bu konuda garanti verilsin sana.
bu iş bitsin dedim. Benim bu yazımda 3 gün sonra Amerika'nın açıklaması geldi. Aynı mahiyette, kelimesi kelimesine aynısını açıkladı Amerika. Resmi açıklama.